GameCapture TV ekranlarından hepinize selamlar dostlar. Umarım keyifler yerindedir. Yepyeni bir PlayStation özel oyunuyla karşınızdayım. Yani çıkışını yaptığı tarih 2018'den itibaren şu an oynadığım tarih 1 yıl geçmiş 2019 Temmuz-Ağustos ayındayken hala özel olan bir oyun. Daha sonra PC'lere de çıkışını gerçekleştirecek Epic Games'in bununla ilgili bir hazırlığı var. Ancak özel olarak kaldığı sürece ben sizle bir kez daha oynamak istiyorum. Quantic Dream'in özel yapımlarından bir tanesi. Quantic Dream deyince aklımıza ne geliyor? Heavy Rain geliyor, Beyond Two Souls geliyor ve iki mükemmel oyunun yanında bu üçüncü hikayesiyle, duygusal yapısıyla bizi etkileyen oyunla birlikteyiz. Hello. Welcome to the Detroit Experience. I'm an android and I'll be your hostess. Before we begin, let's make some adjustments to optimize efendim. Your experience. These language settings were detected on your console. Are they correct? Doğru, doğru. Ses dilimiz İngilizce, metin dilimiz Türkçe, altyazılarımız açık. Siz de iyi büyük görebilin diye şöyle büyük yapsam herhalde yeterli. Okey. Değişikliklerimizi de koruyalım. Aa. Please adjust your screen settings. Küçükte kaldı. Bir geri gidebiliyor muyuz? Edemiyoruz. Ben şöyle gündüz vakti oynadığım için biraz daha aydınlık yapsam. Tamam. Logo neredeyse görünmez olacak şekilde de böyle iyi. Thank you. Now select your profile. Evet. Android'imiz bize yardımcı oluyor. Biz hikayeciyiz o yüzden basit seçiyorum. Evet. When this sign is displayed, please do not turn off your console. Mükemmel yönlendirme. Bayıldım. You are now ready to begin Detroit. Remember. Evet. This is not just a story. This is our future. İzleyenler bilir, Westworld'daki ablaya benzemiyor mu? Hatta bir Android dünyasında seni karşılayan bir şey vardı. Bir robot vardı böyle, çok güzel bir kadın. Ona benziyor yani, yandan işte görüntüsü vesaire. Buyurun, hikaye bizlerle. Grafikler mükemmel görünüyor. Yani girişte etkilendim, çok heyecanlıyım. Negotiator on site. Negotiator on site. Hemen şöyle bir durup seçeneklerden altyazıyı büyüteyim, oraya atlamıştık çünkü. Dil, altyazı. Altyazı boyutu küçük kalmıştı. Biz büyük yapalım ama benden dolayı göremezsiniz. Orta boy bu işi çözer. Değişiklikler korunsun. Ve efsaneye devam. Sol çubuklu hareket. Please, please, you gotta save my little girl. Wait. You're sending an android? All right, ma'am. You need to go. You can't do that. You... Why aren't you sending a real person? Burada çalışanların tamamı android mi? Ne bu? Neler oluyor? Görevlerine göz at. Evet, görevimiz ne? Yüzbaşı Alan. Hemen buldum. Captain Alan. My name is Connor. I'm the android sent by CyberLife. It's firing at everything that moves. It already shot down two of my men. We could easily get it, but they're on the edge of the balcony. If it falls, she falls. Kim bunu yapan? Duygusal şokumuz yok bizim de. Aykırının adı. Do you know its name? I haven't got a clue. Fark etmez ama sorayım dedim. Information to determine the best approach. Davranışları. Do you know if it's been behaving strangely before this? Listen. Saving that kid is all that matters. So either you deal with this fucking android now, or I'll take care of it. Aralarında bir gerginlik var. Şimdi vallahi Rain
Ne kadar robot da olsa ben bir insan olarak davranacağım. İnsanmışım gibi tabii ki yönlendireceğim. Bu ne? Analiz et. Vallahi öyle dedim ama analiz edesim geldi yine. Ne yapıyoruz? İmleci hareket ettirmek için tuşları kullanıyoruz. Aha, evet. Ne var burada? MS-853 Black Hawk. Bunu analiz ettik. O iş tamam. Bir de şurada çıkarsa çıkar. Ya da parmak izi mi gelir? Yok. Ne var? Evet. 355'lik mermi, süratı 365 m/s. Yeniden oluşturulan kasıt nedir? Bilgileri birleştiriyoruz herhalde. Canlandırmayı incelemek için L2 veya R2. Fark etmiyor, basıyorum. Heh, şu an hikayeyi kafamızda çiziyoruz. Bakalım ne yapmış. Olayı analiz etmiş olduk mu? İndirdik abi aşağı, silahı aldık. O iş kolay, tamam. Peki. Burada dur, bu ne? Burada sarı bir kısım var. Babanın silahını almış. Peki. O iş tamam mı? Olayı analiz ettik. Android bu işi analiz ederek çözüyor. Duygusal davranış bizden ama. Başarı olasılığımız arttı. Peki nerede bu dayı? Etrafta ne var? Nelerin olduğunu öğren. Ne pahasına olursa olsun rehineyi kurtar. Buralarda etkileşime girebileceğimiz bir yer var mı? Yok. Rehinenin odasını ara. Peki. Şurada ne varmış? Rehinenin odası önemli. Hemen bakıyorum. Bu rehinin dinlediği müzik. Ne oldu, bir çıkarım yap öyle mi? Çocuk silah seslerini duymamış. Etrafı ateş etmiş mi ki? Güzel. Şimdi bunlar başarı olasılığımızı arttırıyor. Peki. Şurada bir şey daha vardı. Heh. Tabletimiz. Oynat. Tamam, adını da öğrenmiş olduk. Daniel. İnşallah aynı fabrikadan çıkmamışızdır. Kodu bozuk baba. İşe yarayacak bir diyalog ya da eylemi açtın. Öyle mi diyorsun? Rehinenin odasını ara. Bağırma. Geç mi kalacağız peki? Var mı etrafta bakmadığımız bir şey? Şöyle bir bakıyorum görevlere. Rehinenin odası arandı. Rehinenin yerini saptı. Tamam. Diğer bir görev kısmı da burada. Rehinenin yeri buranın arkasıdır diye düşünüyorum. Şurada birisi var. Kim? Kurbanları incele. Evet, bu da achievement açıldı bir şey. Verileri alalım. Kim bu? Alt akciğer iç kanama. Ha, kurşun yarası. Yani 355 aynı silah. Aynı yerden çıkmış. Biz vurmuşuz. Yani Android vurmuş. Merhum Philips Can. 182 kilo 84. Tahmini ölüm saati 19.29. Peki. 19.29 diyorsun. Başka? Başka? Üst akciğer kanaması pnömotoraks. Peki. Bir de buradan vurulmuş. Ölümcül ağ. Yeniden oluştur. Oluşturalım baba. Sanki üç yerinden mi vurulmuş? Şimdi öyle görüyorum. Oluşturalım. Tam burada bir şeyler olacak. Buraya bir bakalım. Baba bir şey tutuyormuş. Oh. Baya. Adamımız burada.
tane ses geldi. Evet, etrafta ne varmış o arada? İlginç. Şu neymiş? Evet. Peki bağlantısı ne? Döndü, adamı gördü ve üç el ateş etti. Tamam. Babayı bu şekilde bulmuş. Şurada köşedeki ipucuna bakmamız lazım. Peki sebebi ne? Bir de o var. Ha. Bu bir kıskançlık eğilimi. Android'e bak lan, kıskançlık yapmış. Oha, yeni sipariş edilince... O bunu nasıl anladı? Bir dakika, vurdu mu kızı? Nasıl ya? Bir dakika, geç kalmak istemiyordum. Yerini tespit edelim. İncelemeden mi olacak bu iş? Dur. Kızın ayakkabısı. Evet. Beyne yaralanmış olabilir mi? Geç mi kaldık? Bana bak oğlan. Tamam, doğru söylüyorsun da. Adam otoanalizör gibi. Yaladı mı? Android yaralı. Temiz mavi kan. Mavi kana sahip. Peki. Modeli de belirlendi. Biz ondan üst modeliz galiba. RK-800. O PL-600'müş. Geç kalmış. Dışarı çıkıyorum. Bu kadar... Oo. Bak, kafasındaki kırmızı oldu. Don't come any closer or I'll jump. No, please, I'm begging you. Go, go, go. Analiz ediyoruz. Abi. Hi, Daniel. My name is Connor. How do you know my name? I know a lot of things about you. I've come to get you out of this. İlerleyelim. Bak, korkuttular ya. Aykırı'nın güvenini kazanalım. Yapalım bu işi. Şimdi ben şeyin durumuna bakarsam pek işe yaramayabilir. Daniel'ı rahatlatalım. Not going to hurt you. I just want to talk and find a solution. Talk. I don't want to talk. It's too late for that now. It's too late. İncelersem ona bir şey olabilir. Çok kan kaybetmiş. He's losing blood. If we don't get him to a hospital, he's going to die. All humans die eventually. What does it matter if this one dies now? I'm going to apply a tourniquet. Bu arada kendini de insan gibi görüyor herhalde şu an. Don't touch him. Touch him and I kill you. Okay. Canımı kurtarmıyorum ama onun heh. Vallahi bilemedim. I know you and Emma were very close. You think she betrayed you, but she's done nothing wrong. She lied to me. I thought she loved me. But I was wrong. She's just like all the other humans. Daniel, no. Araları çok iyi bir şekilde bozulmuş ama. Muhtemel nedeni söyleyelim mi? Muhtemel nedeni. They were going to replace you. And you became upset. Evet, aynen öyle. That's what happened, right? I thought I was part of the family. I thought I mattered. But I was just their tool. Something to throw away when you're done with it. Anlayışlı olalım. Listen. Rahatlatmamız lazım. I know it's not your fault. These emotions you're feeling are just errors in your software. Yapma, bu suçlayıcı oluyor. It's not my fault. I never wanted this. I loved them. You know? Peki sana ne yaptılar? But I was nothing to them. Just a slave to be ordered around. And
can't stand that noise anymore. Çekin şu helikopteri. Tell that helicopter to get out of here. Söyle tabii, kabul et. Gitsin abi. Ben bile rahatsız oldum ya. Gerilirim ya. %1 ihtimal geldi. Hadi bakalım. Güven. You have to trust me, Daniel. Aa, bunu yapacağız. Let the hostage go and I promise you everything will be fine. I want everyone to leave. And I want a car. When I'm outside the city, I'll let her go. Bu olmaz işte. That's out of the question. You're a machine, you have to obey. Ya. Now put the gun down and let the hostage go. Ama bu şekilde de olmaz ki. I've spent my life taking orders. Bu kadar güveni düşmemesi gerekiyordu ya. Now it's my turn to tamam, decide. Tamam, yapma. Ben? Lan beni tutun. Aa, ayrıma bak. İnsanı kurtarmak için kendini feda etti. Hadi bakayım, gel paradoksun içine. Görev başarılı diyorsun. Biz öldük. Hadi bakayım, machine learning başladı. Yapay zeka, hadi. Hazır son dönemde bu kadar yükselişe geçmişken bu konu. Seçimlere dayalı mükemmel bir oyun oynuyoruz. Bu da onu bu arada kıskanıyor, pek sevmiyordu. Hissetmişsinizdir. Hadi bakalım durum ne olacak? Merak ettik. Bu sonu olabilir. Ya da yeni bir android mi? Bu son hali miydi ya? Bu sahnenin akış şeması. Burada seçtiğin ve daha önce keşfetmediğin yolları gözden geçirebilir. Açtığın olasılıkları görebilirsin. Her düğüm ekstralar sekmesinde harcayabileceğin puanlardan kazanmanı sağlar. Oyunun doğası gereği bazı düğümler ve sonlar akış şemasının tamamlanmasında hesaba katılmayacak. Peki. Connor Emma'yı tutmak için atladı ve düştü. Ama yapabilecek bir şeyim yoktu. Burada bir senaryo açılmış bana değil mi? Aykırı Emma ile atlar. Pazarlık başarısızdır. Ha, bu konuları açmış. Dostane yaklaşım, helikopteri gönder. Bunlar kilit görevlermiş. En azından bu kısmı görev başlangıcı, rehine göreviymiş. %40 tamamlanmış. Neden? Çünkü ipuçları, silah çantası ve diye ama vuruluyordu. O zaman acele etmeyeceğiz. Aykırı ile pazarlık yapmaya devam edeceğiz. Şu an ama söylediklerinin tamamını yapsaydım. Yani bunları açmak için yapmış oluyordum da istediğimi yapamıyordum. Orada bir eksiklik var. Şu kısmı atladık. Bir kızdık, %79'a düştü ya. O bölümün tamamı bu işte. Peki. Devam ediyorum o zaman. 5 Kasım 2010... Aman 2018. 38. Yazılım yükleniyor. Biyokomponentler, biyosensörler... Yapay zeka motoru, hepsi yüklendi, kontrol edildi. Kim? This is the top of the range household assistant. It cooks 10,000 different dishes. Come on, Zoe, let's go. 200 dishes and handles the kids' homework. Elementary school up to university. Hepinizi görebiliyorum oğlum, önümde niye konuşuyorsunuz? Honey, it looks amazing. This is exactly what we need. Bu abla daha iyi galiba. How much did you say it cost? At the moment, we're doing a special promotion on this entire range. At $7,999 with 48 months interest free. Ama bir şey değil mi? Çok mantıklı yani böyle akıllı bir şey için. Olur yani. Painting, plumbing, gardening, repairs. At night, ev alma robot al. Surveillance mode contacts emergency services if there's a break-in or if it detects smoke. Excuse me. How much is that one over there? The MP8 is slightly more expensive, but it has MP800. Come on. And we're good. Yeah, right back here. Bu adamlardan hoşlanmadım. Kim? Soldaki mi? Bana geliyorlar. There it is. Bana geliyorlar. It's a bit difficult getting it back in working order. Okay. It was really messed up. What'd you say happened to it again? The car hit it. Stupid accident. Aşağı düştük. Anlatsana. Anyway, it's as good as new now, except that we had to reset it. O muyuz acaba? Meaning we had to wipe its memory. Connor, değil mi? Connor. Hope you don't mind. It'll be fine. Okay. Did you give it a name? My daughter did.
AX400, register your name. Kara. My name is Kara. Haydi. Adam kızının yerini mi al? Dur göreceğiz bakalım. Niye ismi Kara? Çok eleştirilse de Quantic Dream'in oyunları, bak Heavy Rain'de de böyleydi. Nispeten çok fazla seçim yapmak zorundaydın. Beyond Two Souls ona göre daha iyiydi. Böyle bir kesim tarafından çok eleştiriyor. Bu ne lan diyor, hiç oyun yok, bir şey yok. Ama ben bayılıyorum yani, sinematik olan, seçimlere dayalı oyunları çok seviyorum. Bu oyunu da çok seveceğimi düşünüyorum. O yüzden hiç şüphem yok. Bence izleyenler için özellikle, yani sizler için daha etkileyici böyle sinematik olması. Bence aynı şeyi düşüneceksiniz benimle. O zaman ne yapıyorsunuz? Oyun hakkındaki görüşlerinizi yazmayı unutmuyorsunuz. Eğer videoyu beğendiyseniz de beğenin. Şuradan abone olursanız da sevinirim. Sosyal medya hesaplarımdan da canlı yayın olduğunda takip edebilirsiniz. Bildirim alabilmek için hesaplarımdan takip edebilirsiniz beni. Böyle kasvetli duygusal mekanlar Quantic Dream'in oyunlarında var. David Cage abimiz de herhalde. Abi Westworld izledikten sonra da işimi kaybettim Androidler yüzünden yazıyor. Tabi bunu algılayabiliyorlar da muhtemelen. Yani zeka seviyelerinin ne olduğunu bilmiyorum. Hani nasıl yorum yapacağımı da bilmiyorum. Geç geldi bak. Doğru. Çok etkileyici ya. Yani Netflix açsam bu kadar eğlenmem. Bu kadar keyif almam. Özellikle de şey gibi, Bandersnatch yapmışlardı ya, seçimlere dayalı son. Yani onu canlı, yani onun temeli bu. Bu oyunlar. O da fena değildi bu arada. Güzel çekmişlerdi. Bir dakika, olay ne? Bellini Paints'ten 847 numaralı siparişi al. Beni Paints'e git. Ama amca seni araştırmak istiyorum. Ne var? Keşfedilen makaleleri ekstralı sekmesinden okuyabilirsin. Peki. Birinci sayfa. Android askerler kusursuz ölüm makineleri. Hadi. Android sırları. Cyberlife insanlarla birlikte yaşaması için Androidlerini nasıl tasarlıyor? Sanal gerçeklik MMORPG'si 1 milyar kullanıcıya ulaştı. Ki bunlar geleceğin aslında tahmini, biliyor musunuz? Yani olması çok muhtemel. Dokunmatik yüzey üzerinden. Aa, o nasıl bir dergi lan? Max Televi'ye olmuşlar. Çevirdi mi başka dergi? Dur. Android. Şu dergiyi biraz gezdireyim. Aa, çok güzel. Arkadaki adam kim acaba? Ben tanımıyorum. Jason Graff son röportajımızda tasarım sırlarının bazılarını, Androidler mi? Aa, dur. Dur. Okey, merak ediyorum orayı. İlk Androidler mükemmeldi. Kusursuz yüzleri, kusursuz ifadeleri vardı ve çok geçmeden insanları rahatsız hissettiren bir şeyler olduğunu farkına vardık. Cyberlife makinelerini insanlaştırmanın yolları üzerine çalıştı. Böylece insanlar onları evlerine alıp... insanlar kendine benzeyen şeyleri daha çok istemişler yabancılamamak için. Doğal yani. Androidleri her cinsten ve etnik kökenden yaratıp binlerce sesi analiz ettiler ve en tatmin edici olanlarını buldular. Nefes alma, sakal bırakma ve diğer insani vasıflarla birlikte gerçekçi göz kırpma da her ne kadar gereksiz olsa da kusursuzlaştırıldı. Androidlerin temelde ihtiyaç duymadığı detaylarla birlikte insanlığın kusursuz bir taklit halini teşkil ediyor oluşu Cyberlife'ın başarısının ardındaki sır. Yani insan olarak eğer bize de bu dönemde böyle bir şey yapılsaydı, üretilseydi, gelecekte olacağı aşikar. Muhtemelen biz de aynı şekilde bu gerçekliği isteyecektik yani. Ne oluyor lan? Heh, koşuyor. Bunlar da mı Android? Evet. Androidlerin kıyafetleri de sabit. Ha, insan olanlarla ayrım yapmak mümkün. Ha, bu insan. Hey. Ulan, ne oldu? Ne oldu? Ha, yön değiştiriyorum şimdi.
Ama böyle kullanılmaz, ayıp etmiş. Hemen bakalım sağda solda ne var? 77 metremiz var. Şu etrafa biraz bakalım. Karşıdan karşıya geçebilir miyim? Yaya için evet, geçiş serbest. Şimdi ezerler falan bir şeyler olur. GPS'i kullanmak için R2'ye bas. Tamam, bunu biliyorum canım. Öğrendim. Burası da Kızılay. Ankara Kızılay. Bu da belediye işçisi. Mansur Yavaş'la beraber. Ne teknoloji be. Kimmiş bu dayı? Okuyalım. Arnold Brock. 1915'te doğmuş. Bu L1'i sürekli gösteriyor bana. Ben direkt gidiyorum. After Mankind 3021 sinema galiba burası. İnsanoğlundan sonraki zamanı anlatan filmler. Bak. Orada kölelikle alakalı bir şeylerden dem vuruyor galiba. Evet. Müzik değişti. Heavy Rain'deki yapıyla aynı. Onu da kanalda oynarız zaten. Burası da şey, asamızı seçeceğimiz Harry Potter. Bu neymiş? Identification verified. Ne iş yapıyorsunuz abi siz? Selamun aleyküm. Here is your order number 847. That will be $63.99. Please confirm payment. Başkan biz de güzel konuşuyoruz. Sen bu ne lan robot gibi? Sen olmamışsın. Payment confirmed. Transaction complete. NFC ile gönderdi vallahi hemen. Şimdi Bellini Paints benim için değil zaten, belli. Bir sanatsal abimize götürüyoruz biz. Biz onun şeyiyiz. Otobüse binelim. Kamera açısını değiştirmek için şu etrafa bir bakayım. Burada var mı şeyler? Yok. Şöyle yapıyorum o zaman. Böyle keyfin doruk noktalarındayım yani. Nasıl anlatayım bilmiyorum. Beğendim. Giriş itibariyle çok beğendim. Yüzdesel dirimdir. Aha, Amazon gelmiş buraya. Drone teslimat. Peki nerede otobüs? Ha, durakta. Durakta şeyler, androidler bekliyordu. Çarşıya gönderiyorlar oğlum git al diye. Ne oldu abla? Şu insan etkileşimlerine bakayım nasıl. Ne yazıyor? Broadcast yayın. Memur bey. Bu ne yapıyor? Bu neymiş? Otobüs durağı bu tarafta değil. E biliyorum. Şurada. Değil mi? Ha, otobüs burada zaten. Taksi gibi gerçi de. Nerede? 30 metre. Ha. Yeah. Peki bunlar ne yiyorlar? Aynen bak. Eylem yapıyorlar. Donanım haberden Mesut Çevik sürekli söyler. Androidler gelip hepinizin işini alacak diye. Buradan mı biniyoruz peki? Evet. Bir dakika, arkadan binilmez arkadaş. Androidler ikinci sınıf mı? Dur, önden deneyeceğim. Aa. Binemedik mi? Dur, muameleye bir bakalım ya. Yine arkadan mı bindim? Keşke binseymişim baştan. Gördün mü bak, Android Compartment yazıyor. Lan ayrımcılığı yaparsanız sonra tepemize çıkarlar tabi be. Şuna bak. Oğlum insanlar... ben öyle bir şey olsa korkarım be. Lan yarın bunlar üstüme çıkacak diye. Gelin oturun şöyle buyurun. Ne dayı? Olmaz. Downtown. Şehir merkezi. Evet.
Kimin yardımcısıyız acaba? Rengin tonları. Allah Allah. Ya ne vardı buralarda toplayamadık ya? Ne bu? Ne bu? Android'in sırlarını oku, boya dükkanına uğra, paket al. Şimdi ben AI, yapay zeka şeyine sahibim ya yazılımına. Oradan mı öğrenmem lazımdı? Bunlardan mı öğrensem daha iyi olurum yani? O kadar da baktık etrafa. Neyse o zaman çok zaman harcamayalım diye gidiyoruz ama hikayeyi de tamamını göstermeye çalışıyorum. Kaybetmemek için yapmam gereken tavsiyeler varsa onu da bana söyleyin de yorumlarda. Yanmış bir ev var. Bu amca hayattan bezmiş. Bunu çok beğenmedim. Ha, ismini sırtına yazmışlar. Kamera açısını değiştirmek için hemen değiştirelim. Toda katıl ama bir dakika. Şimdi etrafa bakacağım öğrenecek bir şey varsa diye. Şöyle. Burada yoktur ama bu sefer böyle deneyeceğim. Yüzdesi eğer yükselirse. Colin? You've been gone for 2 weeks, so the place is a mess. You do the housework, the washing, you cook the meals. Ha, biz tamire götürmüşüz. God damn it! Where the fuck's the brat gone now? Alice! Alice! Oh, there you are. That's Alice. You look after her. Homework, bath, all that crap. Got it? Yes, Todd. Get started down here, then you do upstairs. Temizlik robotu almışız. Daha şimdi ilk evrelerindeyiz. Yuvarlak olanlar, otomatik gezenler var ama. Çevreyi taramak için R2. Tamam. Abi bu sefer her yeri tanıyacağım. Bak şuradan başlıyorum. Benimle bunu yapmaya hazır mısınız? Adam alkolik beyler. Ha, temizlik mi yapıyoruz şu an? Tercihe bağlı görevler. Yıkayacağım tabii. Hepsini yapacağım. Acil görevler var. Aa, bir dakika. Çöpü topla. Tamam. Ya. Hepsini yapmaya çalışacağım. Çöpü nereye atmalıyız? Acil görevimizi bilelim. Çöpü topla sadece. Maybe. Çöpler nerede? Şunlar çöp. Okey. Bunları bulaşık makinesine bir koyalım. Yeah, yeah. Tehlikeyi mi analiz ediyoruz? Ne o? Bulaşık makinesi çalışmıyor. İndirim fırsatı var. Sipariş. Parası? Bak, dayak yeriz ha. Parası var mı yok bilmiyoruz bak. Bu adam tehlikeli. Ben şuraya bir bırakayım. Evet. Yani buna mı öğrettiniz aleti? Öbür tarafıyla valla yeşil kısmıyla daha iyi çıkıyor. Kurumuş lekelere birebir. Alice. Hissetti. Arkaya sensör mü koydunuz la kadına? Aman Allah'ım. İnsan gibi abla, ne olacak ya? Kera. Ya ketçap, mayonez, her türlü kuru leke var ya, domates. Öyle geçmez o. Kara. Yes, Todd. Bring me a cold beer. Right away. Sus be. Bulaşıklar tercih yendi değil mi? Hangisi bir? Şu. İyi bari onu seçtirmiyor. Dur, çöpleri acil toplamam lazım bak, görevi yapacağız. Al Todd. Başka bir şey isteme ama. Çöpler çöpler. Todd'a bira götürdük, çöpler nerede? Heh. Temizle. Bir. Önce onu alacağız, sırayla hepsini atacağız. Tamam. Olay çıkmadan şunları bir halledelim. Mutfağı, tezgahı, kahve masası. Alayını hiç merak etme, hepsini yaparım. Evlere 150 liraya geliyorum, haberin olsun. Bak şurada tezgah vardı. Topla.
O kutular, pizza kutuları ne yapacaksın abla? Kara. Kahve masası. Şimdi bu kahve... Kızar ha. Yapmasam mıydım? Çekil önünden falan diyecek şimdi. Aha. Eyvah eyvah. Neyse, korktuğum gibi olmadı. Evet, ne kaldı? Tamam, bu kısım bitti mi? Bir. Şimdi. Ben o bulaşıkları yıkarım aga. Yapacağım. Neyse, dayı bize kızmıyor. Nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun? R1'de ne var? Ha. Ha, arkada kız var. Sokağa. Başımıza bir iş gelmesin. Aman yarabbi. Acil görevler. Bir, bitti. Şimdi etrafta bir şey var mı? Kapıyı açmalık var. Yine aynı yerden bakıyorum. Bir de ev içinden aynısına bakacağım. Hop. Fuck man. Aha. Yapma, bir dur. Toda rapor mu ver? Ya bir dakika ya. Alt katı temizlemeyi bitirmem lazım önce. Şimdi. Acil görev olduğu için. Ama şimdi o biter ya. Tamam, şuradan bir tane yapayım da boşa gitmesin. Şuna bir bakayım. Android'in gücü yasaklanmalı mı? Bak, evini almış ama bunu okuyor. Yeni ulaşım metodu Kaliforniya'yı sallıyor, noktalar birleşin. Siyaset mercek altında, senatörler gerçekten yozlaşmış mı? Bir eleştiri mi var yoksa? Çin'deki deprem 10.000 kişi canından etti. Ne yapıyor lan bu? Aha. Mastürbasyon mu yapıyor? Gözünün önünde. Öldü mü? Ağzından ne çıkarıyor ya? I've made a good start down here. Ya dur ya, bitmemişti ya. Dur ya. Bak, atladık gene ya. Tamam, acil macil değil yani. Ya ama. Kız daha önemli lan. That's a pretty toy. What's its name? Dur, şimdilik giriş yaptık yani, iletişim kuramadık. Oğlum yabancı birini görüyor işte. Ne olabilir? Niye alıyorsun bunu? Dur. Tüm sayfalarına baktık mı? Bak. O kadar güzel oynuyor ki, değil mi? Androidler de spor yapmaya başlamış. Şimdi etrafta temizlenecek bir şey var mı? Ya bilseydik bunları önceden yapardık be. Tamam, öğreniyoruz. Baştan oynama şansımız varsa onu da yaparız. Ne var baba? Çamaşırhane buraymış, ütü falan. Onun yerini de öğrendik. Üst katı temizle. Tabela olarak yazmışlar. Tamam. Toda rapor vermeyeydik, iyiydi ya. Acil görevler dediği ana görevler oluyor. Yatak hazırla. Bu benim görevim değildi yalnız. Boş ver. Dur, ne vardı gerçekten? Another 225,000 jobs were lost from the US economy in October. İşsizlik akıyor. The Department of Labor bringing the unemployment figure up. Android var mı aralarında şu videolarda? Maçlarda. Çatır çutur vuruyordu. Gol. President Warren spoke today at the opening of a new CyberLife plant near Milwaukee. At the event, the president sürekli CyberLife veriyor. İnsanlar işsiz kalıyor. Pek. Beynini böyle şeylerle doldurma kızım. Sonra sıkıntı olur bak. Dur, senin yanına geleceğim. Ama yan görevleri yapayım önce bir. Ne var? Yatak, dağınıklığı toparlayalım. Şu ileride de bir şey gördüm. Onu da yapalım.
Yeni modelini gördü. AX400 bizi. YK kaç yazıyordu? YK500. İsmail YK500. Evet. Tamam, o tamam mı? Bu neymiş? Havalandır. Her türlü. Evet. Bunu nasıl kodlamışlar ya? Dağınıklığı toparla. Burada bir şey daha vardı. L1'e basıp. Heh. Tamam, oyun mekaniklerini biraz çözdük en azından. Şimdi yan görevler bitti mi? Bir şey mi bulacağız? Ne olacak? Güzel. Bunları da toparlayalım. Babacım sen de evde yaşıyor mu? Bunu da okuyalım. Okuduk pardon. Harika bir android olduğu ispatlandı kendilerinin. Şimdi Alice'in odasını toparlayalım. Bunlarda ne var? Dur. Şu gitarı... Bunları hala toparlamamışız. Bunlar yan görev sayılıyor mu acaba? Okuduk seni. Şöyle etrafıma bakıyorum. Orada bir şey var. Tamam. Bak onu da yapacağım. İnşallah eksik kalmayacak bu sefer. Sen içsen de bir şey olmaz. Heh, öğreniyorum işte bak, gördün mü? Davranışsal bozukluk riski. Silahı da gördük. Oo. Yapıştır gizli öğeler. Yapıştır. İşime yarayacak bir eylemi açtım mı? Tamam. Buralarda bir şey var mı diye bakıyorum. Yoktur. Şöyle. Watch it. Ulan seni var ya, yakalayacağım. Tercihe bağlı görevler. Vallahi tercih merci diye yaparız pırıl pırıl. Bunun için geldik. Bir, ne yaptık? Tuvalet temizlendi. Banyo nerede ki? Şurası Todunur. Ben şuraya gireyim, burayı temizleyeyim. Sonra bitiyor baba. Kirli kıyafetleri toparla depo. Ev temiz, huzur rahat edelim. Toparla. Evet. Yeri paspasta. Paspas şurada. Aa, eskiden vardı bunlar. Demek ki 2038'de tekrar kullanılacak bunlar. İyi de temizlemiyor ha, berbat. Havlu olanlar güzel havlu. Vallahi pırıl pırıl oldu. Biz iyiyiz. Şimdi kızın odasına gidiyoruz. Dur, başka var mı? Şimdi bak, bir yerden bir şeyler görürüz. Etrafta öğrenmemiz gereken şeyler vardır. Tamam. Alice'ciğim. Canım. Açar mısın tatlım? I just want to tidy up your room a little. I only need 2 minutes. Is that okay, Alice? Olur mu? Ben yakında bu evi de boyarım ha. Baba boyattır bize bunu. Şimdi bu... Yatak. Yatağı da halledelim. Peki... Görevleri görmek değil de... Ya Alice'in büyümüş hali miydi o? Şimdi şeyin başında gördüğümü merak ettim ya. Seems you like reading. Öğren öğren, güzel şeyler öğreneceğiz kız hakkında, dur. Konuşmadan önce... Alice in Wonderland. Ha. Of course. Adın da Alice, of course. Az daha diyalog. Şöyle şuradan bir şeyler vardı, bir dakika. Ne tatlı üstünden atladı o ya. Bak, kız buna dokunmayı istemeyebilir şimdi. Onu çözeriz bir ara, çaktım. Şimdi Alice'le etkileşime girmek son galiba, evet. Bir şeyler öğrendik Alice hakkında, bence bu sefer konuşacak. Hop.
Dostane baba. I'm sure we used to be friends before I was reset. Heh. Maybe we can daha be önce vardı again. Bu vurmuş bir şey yapmış yani adam. You should tell me about yourself. What you like to do, where you like to go. Bunu demesen miydim ya? Your favorite foods. That would really help me. Your father said you chose my name. Kara. It's nice. How did you choose it? What about your mother? Will she be home soon? Ah, düştü o. Anneden bahsetmeyecektik. Anahtarı verdi bu arada anılara bakmak için herhalde. Kızı kaçırdık mı anlayamadım ama bir aşağı işareti falan çıktı. Alice'le konuşmamız kötü mü geçti? Bir onu halledelim. Annesiyle ilgili anıları burada bulabiliriz. Evet. Dört yapraklı yonca. Bu babası mı lan? Nasıl bir değişiklik o öyle? Annesi öldükten sonra muhtemelen ölmüş ki... Annesi öldükten sonra dağıtmış zaten. Aa, bu bana benziyor. Beni mi vurmuş bu kafadan? Bu ne? Eski Adidas eşofman. 1980-90. Anne ile baba kavga ediyor. Ha bu benim işte. Onu resmetmiş. Kolunu çıkarmış. Yo kafasından vurma mevzusu ne oldu? Kafası yaralanmıştı şeyin. Bizim Alice'in. Ağlama dürtüsü koymuşlar mı acaba robotlara be? Evet yeni görevimiz var mı? Todd'dan yeni talimat iste. Tamam bir aşağı inelim. Şöyle yapacağım ama. What are you doing? I'm playing. You're playing? I know what you're thinking. You think your dad's a lowlife? Huh? Fucking loser? Rezil herifin teki mi diyor? Alt yazı göremiyorsunuz galiba. İş bulamıyor. Ailesine bakamıyor mu? Geldi. Don't you think I tried to make things work? Bağırma çocuğa. Whatever I do, when someone comes along, they just fuck it all up! You hate me. You hate me, don't you? Say it! You hate me! God. Adam, bitik. I'm sorry, honey. I'm sorry. I'm sorry. You know I love you, don't you? You know I love you. Manyak herif ya. Ne oldu? Bak bak bu sefer bayağı bir şey yaptık. Dur. Kara silahı görür. Nasıl görür? Ha bir dakika. Banyoyu temizledik. O işi hallettik. Kara aşağıya inen bir yol görür. Nasıl ya? Bu kapıda çarptı ki. Bu ne? Aa oraları baştan mı oynuyoruz? Tam öyle bir fırsatımız varmış ama tabii böyle bir şey yapmayacağım. Ha, pardon. Oyun devam ediyormuş. Genel olarak bitti ve eksiklikleriyle bitti. Şu girişi bir izleyelim. Ondan sonra ilk bölümü sonlandıralım. 50 dakika olmuş zaten.
Markus hoş geldin. Biz zenginin şeyiyiz. Tamam. Şimdi burada tamamlayalım ilk bölümü. Ben bayıldım ya, girişten itibaren heyecanla hikayeyi takip ediyorum. Umarım siz de öylesinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Tam şuradan abone olabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımdan da bildirim alabilirsiniz. Hem canlı yayın için hem de YouTube'daki bildirimler için. O zaman ne diyoruz? İkinci bölümde devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.